Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunda daha sizlerle beraberim. Çok hardcore bir oyun değil, Firefighting Simulator. Ben biraz oynadım, takılmalık, eğlenmelik bir oyun. Polis olabiliyorsunuz, start diyelim. Ondan sonra itfaiye eri olabiliyorsunuz, bir de ambulans görevlisi olabiliyorsunuz. Aa, kablonun şarjı düştü, şarj kulaklığı. Her neyse, oyun çok zevkli, size belirli görevler veriyor. Şuraya git, şuraya git, şuraya git diye. İşte adamı kurtarıyorsunuz, trafiği kesiyorsunuz falan filan. İstiyorsanız bir beraber bakalım. Birkaç bölümde bunu çekebilirim. Şimdi başlangıça geldiğimizde bize soruyor. İşte diyor, polis mi olsun, itfaiyeci mi olsun, medik mi, ambulans mı olsun. Şey diyelim, önce firefighter diyelim. Ondan sonra ben biraz oynadım oyunu bakmak açısından. Çünkü bazı oyunlar çöküyor gençler. Bu tarz ufak oyunlarda bug çok oluyor. Şöyle bir itfaiyecimiz olsun. Bu ne abi? Bu ne lan? Şu olsun. Gözlük olsun itfaiyeci de. Seksi olur. Yüz maskesi gerek yok abi. Bu bağışıklığı kapmış biri. Tamam diyelim. Şimdi bize 3 tane araç soracak. Galiba öyle bir şeyler vardı. Ya da aracı kendimiz mi seçiyorduk? Ne yapıyorduk lan? Unuttum valla. Oyuna şöyle birazcık baktım gençler. Evet, bu biziz. Sol taraftan görüyorsunuz. Vehicle incident at address green tag. Bize işte bir olay yerinden bir... Aha, kaçırdık görevi. Şimdi buradan geliyoruz abisi. Şey seçiyoruz. Araç. Şöyle Ford Explorer Jeep var. İtfaiye aracı var. Bir de büyük itfaiye aracı var. Fire Department yazdık. Buradan ışıklarını falan değiştirebiliyorsunuz gençler. Mesela buraya bir ışık takıyorsunuz. Ondan sonra dur lan. Aha, aracımızı seçtik gençler. Buradan da isterseniz polis, ambulans şoförü falan olabiliyorsunuz tekrarda. Üst kattan şöyle çıkıyoruz. Oyun alfa mı beta mı, yapım aşamasında mı? Öyle bir şey, takılmalık bir oyun. Çok sistem istemiyor gibi. Ne diyor burada abi? Construction hala burada yapılıyor. Ne diyor? Arsonist activity. Gerek yok abi, biz yangına gidelim. Yangın olur, biz yangına gideriz aman. Şurada aracımız aşağıda hazır görüyorsunuz gençler. Şuradan borudan kayıyoruz. Oo. Amerikan filmlerindeki gibi. Aracımıza giriyoruz. Çalıştırıyoruz. Ama mallığın daniskasını yaptık. Ön taraftaki kapıyı açmadık. Evet. Şuradan açalım bunu. Oyun galiba beta'da ya da alfa'da böyle bazen mesela kapıyı açıyorsunuz oyun takılıyor. Ha. Container fire at bla bla diyor. Kabul edelim bunu abi. Hemen haritada sol altta görüyorsunuz. Resmimi sağa koydum çünkü sağda önemli bir yazı yok. Sol tarafta puanlar var. Sağ tarafta da işte alt köşede. İkiye basıyoruz. Yangın olur, biz yangına gide... Allah! Gideriz diyoruz. Şöyle basalım gidelim abi. Polis oynaması da çok zevkli. İtfaiye de çok zevkli. Ambulans şoförü olarak oynamadım. Dediğim gibi oyun biraz stabil olarak çalışmıyor. Şimdi neredeymiş bu yangın gençler? Şuradan gördüğünüz gibi çevre yolunu alsak, kaptırsak gideriz abi. Escape'e basınca haritadan çıkmıyormuş, onu öğrendik. Bakalım kaç basıyor bu. Bunu da siz yapabiliyorsunuz. Güzel. Biraz kafa ütülüyor ama. Şöyle biri açalım. Biri açtığınızda da ışıklarını yaka yaka gidiyor. Oo, adamımız karizma. İçeriden sürüş de vardı galiba. Yani içeriden sürüş çok özensiz bir şey. Bu arada direksiyon siparişi verdim. Logitech G923 müydü? Son çıkan neydi arkadaşlar? Onu da incelemesini çekeceğiz. En son çıkan modeli. 2 aydır yok yani, stokta yok. En sonunda denk... Buradan mı gidiyoruz, oradan mı? Neyse, buradan bastık artık. Stokta yok. İnşallah bu sefer gönderirler. Abi yanlış girdik galiba ya. Sanırım yanlış girdik ama şurada... Lan lan lan, escape'e bastım. Alışkanlık. Şimdi olay yerine gidiyoruz gençler. Konteyner yangını varmış. Oyunun optimizasyonu çok kötü.
Aşırı kötü yani. Biraz ayarları kısarsanız. Araba 70'ten fazla gitmiyor ya. Hah, şöyle itfaiye şeyi çalalım. Biraz kulağınıza tecavüz oldu ama gençler. Şuradan bir kestirme yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. İtfaiye böyle durumlarda kestirmeyi her zaman kullanır. Ben sireni kapatayım da kafanızı ütülemesin. Beyninize tecavüz olmasın yani. Şimdi iki türlü söndürebiliyoruz yangını. Onu göstereceğim size. Bu galiba küçük bir yangın. Bina yangını değil. Şöyle açalım da. Hoppa. Driftimiz de gelir mi? Gelmedi. Görüyorsunuz ara ara frame atlamaları oluyor yani. Kesinlikle oyundan, sistemle alakası yok. Şekil aslan parçası. Şöyle bir el freni çeker miyiz gençler? Açılın, 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 açılın. Oo, çok fazla araba var. Şimdi ya biri çöp kutusunu yakmış. Allah belanızı vermesin. Şöyle baba durur gençler. Arabadan indik. Hemen buradan trunk'ımızı yani bagajı açıyoruz. Yani depoda diyebiliriz. Fire diyoruz. Yani fire söndüreceğimiz için. Hemen aldık şeyimizi. İtfaiye hortumumuzu. İster bu tarafa ister bu tarafa bağlayabiliyoruz. İçeride bağla abisi. 1000 litre suyumuz var. Sağ aşağıda gözüküyor. Ya da 1000 galon neyse. Geliyoruz oraya. Oh. Ne pis kokar var ya bu. İstanbul'da da yakıyorlardı böyle. Bizim evin oralarda. Abi dehşet bir şey ya. Çöpçüler geliyor. Topluyor zaten bunu abi. Ne gerek var? Pis herifler. Şunu alıyoruz gençler. Şeyimize geri koyuyoruz. Ne yaptık? Reputation puanı kazandık. Bir tane fire. 9 tane yangın söndürmüşüm ben toplamda. 4 kişi de kurtarmışım. Arabanın tekerlek dönme açısı çok efsane yalnız gençler. Bakın. Şöyle göstereyim. Neredeyse 90 derece baksana. Gerçekte de böyle. Bu arabaları öyle bir temizliyorlar ki pırıl pırıl oluyor yani. Kendi arabanızdan daha temiz görürsünüz Amerika'da. Her gün yıkıyorlar, parlatıyorlar mı? Şu üzerindeki kromlar vehicle fire diyor mesela. Araçta yangın çıkmış. Hemen buna da gidelim gençler. Ne tarafta bu? Dur abisi. Bak arabada aniden durma sistemi var. Yıl 2021 olunca böyle şeyler gelişti tabii. Şimdi bu neredeymiş? Oo, ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi şuradan bir sol yapalım, sağ yapalım. Oğlum escape'e bastım yine. Ya da ne yapalım? Demin geldiğimiz yerden basalım abisi. Şöyle size çevreyi göstereyim. Çöl yapmışlar bir kısmını. Sahil gibi. Çöl değil de pardon. Yani çöl gibi de aslında. Şehrin dışı çöl. Nevada mı lan burası? Hangi şehir olduğunu bilmiyoruz tabii. Ya oyun eğlencelik takılmalı bir oyun. Multiplayer de var bildiğim kadarıyla. Arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Ben yeni... Allah yoldan çıktık. Benzininiz bitiyor bu arada. Benzin alabiliyorsunuz. Aşağıda gösteriyor mesela. %88 benzinimiz var. Onu da oradan alabiliyorsunuz. Lan oğlum lan 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 lan. Oo. İtfaiye aracını merdiveni çıkartabiliyorsunuz. Öyle bir görev gelmedi. İnşallah bir sonraki görev öyle olur. Ayaklarını falan sabitlemeniz gerekiyor. Yoksa devirebiliyorsunuz yani. Şuradan bastık mıydı E5'ten? Baba yapıştırır. Baba itfaiyeci doğmuş ya. Oğlum. Sen kime şekil yapıyorsun? Kurtarma görevleri falan da oluyor. Polisin görevleri de çok güzel. Onu belki bu bölümde, belki bir sonraki bölümde yaparız gençler. Amerika'da genelde, yani bu oyun Amerika'da, bildiğin Amerikan arabaları bunlar. Amerika'da olay yerine mesela bir ambulans çağırdınız, itfaiye de gider. Bazen polis de gider. Üçü birden gider. Ortalığı yıka yıka giderler. Ve çok çabuk geliyorlar gerçekten. Yani bizim bir arkadaşın hafif bir böyle kalp çarpıntısı gibi bir şey olmuştu. Ben bayağı korktum. Eski evde kalıyorduk beraber. Hastaneye götürmeyeyim dedim. Direkt 911'i aradım. 2-3 dakikada geldiler yani. Yakında ama yine çok çabuk geldiler. Maksimum 5 dakika falandır yani. O heyecanla var ya, o dakikalar size böyle saat gibi geliyor arkadaşlar yani. Çocuk böyle
çırpınıyor. Ben zannettim ki kalp krizi geçiriyor. İşte bilincini açık tutmaya çalıştım. Ondan sonra dilini dışarıya çıkarttım. Öksür dedim yani kalp krizinde geçiren biri için öksürmesi gerekiyor. Allah, arabaya vurduk. 5 puan gitti. Kalp ritmini toparlaması için. Başına ne gelmiş size de anlatayım. Şu yangını söndürelim, ondan sonra neden öyle bir şey yaşamış onu da size anlatayım. Oba! Lan 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 lan. Mitsubishi Lancer'a çarpıyorduk az daha. Şurada BMW X6 var. Chevrolet Camaro var. Oğlum sen arabayı nasıl yaktın ya? Hemen iniyoruz gençler araçtan. Yine deminki gibi söndüreceğim. Şuradan. Çünkü bu çok büyük bir yangın değil. Dediğim gibi yangın olur. Biz yangına gideriz dostlar. Şöyle. Sen böyle başında bekle ki araba patlarsa, daha da yanarsa senin de hayatın tehlikeye girsin. En güzel şeydir yani vatandaşlık örneği. Hadi bakayım. Yapıştır. Sağ altta kaç tane söndürmemiz gerektiği yazıyor. Siz de görüyorsunuz herhalde yayın şeyden, kayıttan. 3 3-5 oldu. 3-5. Dumanları güzel yapmışlar. Büyük ihtimalle bir yerden video olarak çekmişler. Duman şeyi bayağı güzel. Şu çıktığı, ilk çıktığı yer güzel. Tamamdır acaba. Bunu da söndürdük. Geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar bizim tankımızda su bitmek üzere. Bakın 579 birim su kalmış. Belki bu galondur. Belki de büyük ihtimalle galondur. Bunu da nasıl tamamlıyoruz arkadaşlar? Şurada bir yerde şey hortumu var mı? Yangın söndürme. Fire hydrants diye geçiyor. Hemen hemen her köşede olur Amerika'da, sokaklarda. Özellikle Kaliforniya'da. Burası sıcak bir yer olduğu için yangın çıkma olasılığı çok daha yüksek. Özellikle yazın. Container fire. Yok abi, konteyneri yangınla gitmeyiz biz ya. Öyle ufak yangın. Oğlum dur. İtfaiyeye yol ver. Şuradan bakın. Şey yapacağız. Şuraya park edeyim aracı. Sizlere de göstereyim. E'ye basıyorum araçtan inme tuşuna. O yüzden sağ sinyali yakıyor. Alışkanlık. Şimdi gençler şöyle açıyoruz. Fire diyoruz. Water supply hose. Su takviye borusu. Taktık. Buradan takılmıyormuş. Buradan takılmıyor abisi. Buradan takıyoruz bunu gençler. Getiriyoruz buraya. Bağlıyoruz. Fışır fışır dolduruyor. Bakın sırayla doldu zaten. Çok fazla zaman almıyor. Hemen doluyor. Bunu da geri getirip buraya koyabiliyoruz. Başka neler var derseniz, kurtarma biriminde şu spreaders var. Hani arabaların içinde kaza geçirenlerde açıyorsunuz. Bazen kaza ihbarı geliyor. Ondan sonra yardım çantası var. Merdiven var. Balta var. Sea Light neymiş lan? Ben hiç görmedim bunu, biliyor musunuz? Nasıl? Lan çıkma oraya, çıkma. Vehicle incident. Hadi bakalım gidelim gençler. Bu da kaza değil ama büyük ihtimalle şey, yangın değil ama büyük ihtimalle kaza olmuş. Hemen gidelim. Çünkü itfaiyeyi de çağırıyorlar öyle yerlere. Şu sağ sinyalimizi söndürelim. Ne diyordum? Ha, arkadaşı anlatıyordum ama gideceğimiz yer çok yakın. Zamanımız yetmez. Şu yangını da, şu olayı da halledelim. Ondan sonra anlatacağım size arkadaşlar. Şuradan bir baba el freniyle döner ya. Bundan sonra polisi de yapalım ya. Polis de çok zevkli. Lan arabayı vurduk be. 5 puan gitti. Sanırım rütbenize göre yangın, böyle şeyler geliyor, zorluklar geliyor. Bilmiyorum, ben çok fazla oynamadım. Oyuna sırf bakmak için girdim. Ay, şehir içinde 58 yapıyoruz. Nerede lan bu herif? Yakında sağ yapacağız, sol yapacağız. Bunu kapat haritayı. Sağ yapacağız, sol yapacağız. Amerika'da itfaiye, ambulansa yol vermek federal kuraldır gençler. Yani federal kural ne demek? Amerika'nın her eyaletinde geçerli olan bir şeydir. Kanundur yani. Eyalet kuralı da mesela bazı eyaletlerde motosikletle arabaların arasından geçmek serbest. Sadece Amerika'da, şey, Kaliforniya'da birkaç eyalet. Lane skipping mi deniyordu? Bir şey deniyordu. Oo, burada çarşı karışmış gençler. Öyle aşırı. Oo, kadın yerde yatıyor. Hemen ne yapıyoruz? Şuradan ilk yardım çağır. Oğlum bu ambulansın işi değil mi? Önce rescue diyelim abi. Şu adamı ayıralım bir arabadan. Dursana oğlum. Allah Allah ya. Yapıştır.
Kullansana lan. Kullan abisi. Aç 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 aç. Ha. Ayır orayı. Ayır 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 ayır. Süpersin. Hemen şuradan ilk yardım çantamızı alalım gençler. Rescue Medic Bag diyelim. Adamın gelelim. Şöyle bir lan yere düşürme. Önce bir sağlık durumuna bakıyoruz şöyle arkadaşlar. Adam yaşıyor mu? Nabız var. Nabız var. Ne yazıyor da? Possible neck injury. Breathing pulse found. Nabız bulunmuş. Olası boyun hasarı diyor. Dizde bir şey var mı gençler? Diz hayvan gibi bir şey yok. Yeni arabalarda diz hava yastığı da var biliyorsunuz. Dizleriniz için. Saçma bir bilgi oldu ama. Şimdi adama bir boyunluk takalım. Ondan sonra ne yapalım biliyor musunuz adama? Ya oyunda böyle ufak tefek bug'lar oluyor gençler. Şu çantayı alsana oğlum. Ondan sonra transport çağırıyoruz. Adam buradan alsın gitsin diye. Tamam, şu ilk yardım çantamızı alalım geriye. Yerde yatan bacı ne yapıyor? Hastaya bir bakalım. No breathing, no pulse. Allah kahretmesin. Bu ölmüş herhalde ya. No pulse. Nabız yok gençler. No pulse. Yani bir bacak arası kalmadı. No, nabza bakmadın. Aha, elbisesini çıkar diyor. O işin rengi değişti. Nasıl yapacağız? Elbisesini nasıl çıkaracağız oğlum? Clothes diyoruz. Oba. Şey uygulayacağız gençler. Ya abi saçma sapan bug'lar var oyunda. CPR yani kalp şeyi yapacağız. Çık 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 çık. Yapıştır abi bas bas bas. Daha çok bas, daha çok bas. Hayat öpücüğü de ver ya. Tekrar bakıyoruz. Hayda no pulse. Ondan sonra bir daha yapalım abi. Çüş! Oğlum hasta getiriyoruz lan. Abi bu ex olmuş ya. Kusura bakma da yani yapacak bir şey yok. Yani ölmüş bu abisi. Yapacak bir şey yok. Gelin ölüyü taşıyın. Şunu da alalım. Oğlum arabanın anasını belledin. Az öteye git ya. Ha, bana da vur, bana da vur, bana da vur. Süpersin. Oha, burada kazalar devam ediyor. Biz bir kişiyi kurtarırken anasını belledik şeyin, şehrin. Abim çekil abim. Abim çekil abim. Polis abi çekil. Çekil aslan parçası çekil. Şuradan şehri İstanbul'a geri dönelim. Containify. Gitmem abi buna. Şimdi o gün arkadaşım başına gelen... Oğlum ne yapıyorsun lan? Başına gelenleri anlatıyordum gençler. Gündüz spora gitmiş. Koşmuş. Ondan sonra yüzmüş. Ağırlık kaldırma yok kesinlikle. O gün biraz da stresliymiş. Sonra burada Mountain Dew diye bir içecek var. Enerji de veriyor birazcık. Ondan 1 litreye yakın içmiş. Üstüne hayvan pizza yemiş. Tabii karnını iyice doldurmuş. Arsonist aktiviteye gidemem abisi. Karnını doldurunca gençler mide kalbe basınç yapıyor. Kalp daha zor çalışıyor tabii. Zaten çok yemek hiçbir zaman iyi değildir. Her neyse. Ondan sonra bu bir de içeceği içiyor. İçiyor. Alkollü bir şey değil bu arada. Yani normal Red Bull tarzı bir şey. Tabii kalp buna dayanmıyor. Eve geldi. Bu dedi ki benim çarpıntım var dedi. Hayırdır dedi. Ne oldu falan filan. Yat birazcık geçer dedim. Eve gelip dinlenmemişti. Yani gitmiş yemek yemiş bilmem ne yapmış. Containify yok abisi. Biz şey yapalım gençler ya. Polis itfaiyeye gidelim. Oradan polis şeyini seçelim. Bunu size göstermiş oldum. Neyse eve de gitmiyor dinlenmek için. Dışarıda dolaşıyor bilmem ne falan işte. Eve geldiğinde ben onu... Ya benden sonra geldi. Nabzı 130-140 falandı. Dedim ne zamandır böyle? Çünkü göğsü de böyle inip inip kalkıyor. İnip inip kalkıyor. Normal bir şey değil yani. Dedi ki yani 2-3 saattir böyle. Ondan sonra çocuk böyle bakışları falan değişmeye başladı. Nabız 140 atıyor sürekli. 140, 150.
Cat Stuck in Tree abi. Hayat, kediyi kurtaramam şimdi. Daha önemli işlerimiz var. Ondan sonra baktım evde çocuk düzelecek gibi değil. Hastaneye götürmek istesem nereye götüreceğimi de bilmiyorum. Aradım abisi 911'i. Adamlar geldiler, baktılar. Ondan sonra bunu bir odaya koydular. Dediler ki bir şey yok. Lan dedim, kalp krizi geçiriyor olabilir. Öyle deyince şey yaptılar. Direkt eko falan çektiler. Daha sonra X-ray falan baktılar. Kan aldılar. Kalp krizi geçiren hastada gençler, troponin diye bir şey varmış. Kalp kası erirse, kalp krizi zaten kalp kasının erimesi gibi bir şey oluyor. Yani oradaki kas deforme oluyor. Oğlum çık. O kana karışıyormuş ve kanda troponin denen hormon çoğalıyormuş. Çok şükür bir şey bulamadılar. Bu panik atak geçirmiş kısacası. İşte o gün ailesiyle tartışmış, bir şeyler olmuş. Onların üstüne böyle saçma sapan şeyler de yapınca bir panik atak durumu olmuş. Bu sefer de hatun seçelim arkadaşlar. Hal böyle yani. Ulan bunu nereden anlattım? Nereye geldim? Polis. Police officer. Gözlükler. Oo, güzel. Yüz maskesi yok abi. Biz hastalığı geçirdik. Artık bağışıklık kazandık. Antikorumuz var. Antikor, antibody diyorlar burada. Evet, polis çok daha zevkli arkadaşlar. Bana göre tabii değişir. Bu dediğim gibi böyle çıtırlık, yemelik oyun. Araya böyle sıkıldığınızda atacağınız, oynayabileceğiniz ve basit oyunların arasında. Hemen bir aracımızı seçelim. Benim favori araçlarımdan Ford Explorer. Işıklarını ayarlayalım. Bunlar var ya, burada deli gibi gidiyorlar. Buraya ışık takabiliyor muyuz abisi? Oo, takabiliyoruz. Ondan sonra siyah yapabiliyoruz ya da böyle undercover, yani şey polisi. Siz söyleyin. Lan neydi? Sivil polis. Buraya ışık koyduk. Şuraya takalım abisi. Ondan sonra şuralara da takalım. Orada var zaten. Bu ne abi? Oo, can yan camda. Normalde burada olmaz. Sonrasında arkaya tabii ışık olacak. Polisiz oğlum biz. Edit lights diyelim tekrardan. Şuralara da takalım. Seksi oluyor. Bir tane de şuraya takalım. Tak abisi. Başka bu tarafa takabiliyor muyuz? Bir de buraya takalım. Oo, asıl bu güzel oldu işte. Emergency lights. İlk yardım ışık. Takamadık. Tamamdır. Tepeye bir şey takabiliyor muyuz? Oo, tepe çok şey varmış lan. Bunu takabiliyoruz. Bu çok çirkin durdu yalnız. Bu güzel. Tek de hoş olmadı. Oha! Daha büyük yok mu? Bu olmadı. Tamamdır bu. I-ı. Bu çok eski durdu ya. Bu da seksiymiş. Oo, bu daha güzel. Bu eski birazcık. Eski tip bunlar. Bunlar da eski tip. Tamam, şunu alalım gençler. Bu bayağı güzel. Tamamdır. Arabamız da hazır. Hemen şimdi bize bir aggressive driver in red vehicle. Hemen kabul ediyoruz. Kırmızı araçta agresif bir sürücü varmış. Köpek, sen kime agresiflik yapıyorsun? Şimdi nereye gidiyor bu abi? Önünü kesmemiz lazım. Biz hemen şuradan otoyola bağlanalım. Oğlum eski eve basıyorum hep ya. Sesi falan da değişik. Bunlar gençler, 450-500 beygir araba. Yani sıfırdan 100'e bir basıyorlar, inanamazsınız. Yarış arabası gibi. Yani bu kadar mıdır bilmiyorum ama gerçekten çok hızlılar. Amerikan polisinin arabaları muazzam güçlü. Tamam, şuradan önünü keseceğiz gençler. O zaman ışıklarımızı açalım da. Oo, çok güzel olmadı mı? Şu ışığımızı da açalım. Hadi sirenimizi de açalım. Yalnız yol tutuş biraz kötü. Karşıdan geliyor lavuk. Biz oraya nasıl geçeceğiz? Şu araçta oraya nasıl geçeceğiz? Hayda. Aynı böyle dönerler gençler otobanda. Hiç affetmezler yani. Çok denk geldim.
Işıklar çok güzel olmuş ya. Beklediğimden iyi yani. Şimdi bu nereden girdi? Lan lan lan. Kamyon devirdik. Evet, yakalıyoruz. Oyunda frame atlamaları oluyor. Çok can sıkıcı bir şey ya. Bak bak bak, sahil yoluna kaçıyor. Sen kim köpek kaçıyorsun ya? Açıl aslanım, açıl. Tipik Amerikan halkının polisinin yaptığı şeyi yapacağım gençler. Şöyle gelirler. Direkt bunu yaparlar. İn arabadan. Durmazsanız da sıkarlar. Yalnız adama bir şey olmadı yani. Ama bizi izleyecek. Sıksan oğlum. Aha, bug'a girdi. Vallahi bug'a girdi alet. Zaten birazdan arabası bozulacak. 91'e 103 oldu. Daha fazla gidemez. Öndeki bizim koruma koruyor onu. Arabayı koruyor daha doğrusu. Bir de böyle vurup dururlar gençler. Adam yoldan çıkar, araba bozulur. Abi bug'a girdi silah. Şuradan şey alalım ya. Weapons. Nereye gitti lan adam? Abi adamı kaçırdık, iyi mi? Ha, gidiyor bak şerefsiz. Gel lan buraya. Buraya gel, buraya. Buradan vurabilir miyiz? Koşacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Run Forrest run. Ellerini kaldırıyor yavşak. Geçti Borun pazarı. Yani şarjör bitirene kadar sıkılır. Emniyette böyledir şeyler. Şimdi bakalım. Üzerinde ne varmış? ID'si varmış. Request transport diyelim. Adam öldü, gelsinler bunu alsınlar burada. Şey yaptım öldü, belediye gömdü derler ya. Aynı o hesap. Şimdi araç içinde şey çağıracağız gençler. Transport, yani çekici çağıracağız. Yani ambulans geliyor, onu alıp gidecek. Şuradan bir yerden gelir şimdi ambulans. Solda haritada görüyorsunuz bir artı işareti var. Adamı gelip kaldıracak oradan. Bizim araç da nerede kalmış ya? Oo. Hemen şey yapalım. Escape convict during bilmem ne. Adam kaçmış olay sırasında. Aracın da yanına gideceğiz. Araca çekici çağıracağız gençler. Ondan sonra diğer olaya gideceğiz. Şimdi. Aa, bu olayı alınca diğeri iptal oldu yalnız. Aracı çektiremiyoruz galiba. Bakalım. Şunu kapat abi sen. Evet, diğer araç kaybolmuş gençler. Yapacak bir şey yok. Önce şey yapmalıydık. Aracı çektirmeliydik ama adamın peşine koştuğumuz için. Oğlum çarpma lan arabaya. Bir mermi dolduralım arkadaşlar. Reload ammo diyoruz. Bagaj kapanır kendisi ya. Şimdi diğer görev nerede? Hemen bir bakalım. Oo, bayağı uzak. Ben oraya gideyim gençler. Ondan sonra devam ederiz. Ya arkadaşlar, bir saattir arıyorum görev yerini, bulamadım. Haritada gösteriyor ama bulamadım ya. Şurada bir yerde gösteriyor. Siz de görüyorsunuz. Şimdi kayboldu gerçi ama. Tam burada gösteriyor abi. Aha, adam kaçıyor şerefsiz. Ha. Oğlum sen ne köpeksin lan? Hapisten kaçmış. Vay şerefsiz. Iskaladık gençler. Teaser gun. Oraya kadar gitmedi.
Bok çuvalı gibi düştü ya. Armut Spor. Dur artık dur. Interact diyelim gençler. Üstünü bir arayalım. Adam full dövme lan. Psikopat. Alkol yoktur bunda. Request diyelim. Transport. Hatta biz bunu kendimiz... Buradan gelip alırlar gençler bunu. Transport dedik. İyi de bu adamı böyle bırakmak iyi mi sizce? Bence değil. Biraz saçma oldu ya. Keşke biz kendimiz götürseydik araca binip. Geliyorsun da abi sen oradan nasıl alıp götüreceksin? Bakalım yapay zeka nasılmış. Geliyor geliyor. Aferin lan. Biz de götürebilirdik arkadaşlar ya. Aklıma gelmedi. Grab yapıyorsunuz, tutuyorsunuz, arabanın içine atıyorsunuz. Sonra şehir merkezine götürüyorsunuz. Şehir merkezinde işte artık oradan ne yapıyorsa yapıyor. Bu kaçta gidiyor lan? Neyse şimdi iş üzerindeyim, seni durduramam. Bir görevi daha tamamlamanın mutluluğuyla yaşıyoruz gençler. Şimdi intoxicated dediğine göre bunlar sakıncalı tipler arkadaşlar. Bak bunları hep ceza kesebiliyoruz. Onu da göstereceğim. Onları da gösterip kapatacağım arkadaşlar. Şu görevi bitirelim. Bunlar... Ne oluyor lan burada? Oğlum siz ne ayaksınız lan? Oo bunlar şey yapmışlar gençler. Kafayı bulmuşlar. Eller yukarı. Şimdi bunu önce sorguluyoruz. Request diyoruz. Hayır pardon. Actions diyoruz. Alkol testi yapıyoruz ki bu çok yüksek alkollü çıkacak. Evet. Normalde 0.08'miş. Handcuff diyelim. Interact diyelim. Actions diyelim. Üstünü bir arayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Kesici, biçici alet olabilir. Tabii öbür adam şu arada bizi bıçaklarsa GG yani. Commands diyelim. Ask for ID. Christina Morton. Ondan sonra actions diyelim. Grab diyelim arkadaşlar. Bunu bir araca tıkalım. Sen geç dostum. Sıra sende. Sana da bir alkol testi yapalım. Actions diyelim. Çok alkollü. Bu da belli ayakta duramıyor. Oo, limitin 20 katı mı? 200 katı mı? Ne artık? Her neyse. Ondan sonra hemen bir kelepçe takalım. Ondan sonra üstünü arayalım. Kesici biçici alet olabilir. Aa shoplifting varmış. Hemen şunu alacağız gençler. Şey yapabiliyoruz. Actions grab diyelim. Şunu araca tıkayalım. Bindir abi. Bunları bir merkeze götürelim. Götürürler merkeze. Getirirler herkese. Niye geri gidemiyoruz? Araba geri gitmiyor lan. Kafayı yedi. İşte oyunda bir sürü bug dolu gençler. Abla çekil. Çekil polis. Ah. Şunları önce merkeze götürmeliyiz ki sonraki ama sonraki görevi de yapamayız. Kaçıyorlar. Neyse bunları vuracağız zaten. Hırsız bunlar. Kapan abisi. Şuradan. Öyle bir salakça geldim ki toparlayamadım aracı. Bunlar büyük ihtimalle bizi ateşle edecekler. Hırsızlık. Nerede abi shoplifting? Burada bir yerde gösteriyor. Sen misin lan? Abi bu değilmiş ya. Ha şu. Dur lan orada. Gençler şimdi hırsız. Biliyorsunuz hemen salarlar bizde.
Yapacak bir şey yok. Ambulans çağıralım. Götürsünler. Yapacak bir şey yok yani. Aha, bir tane daha var. Dur lan dur. Şurada yeşil yanıp sönüyor. Sanırım yanlış adamı vurduk gençler. Hırsız buna benziyordu dedi. Kadın bizi yanılttı. Adam teslim oldu ama. Aa, niye çalışmıyor? Iskaladık mı lan burada? Kafasından teaser'la vurdum lan. Ama bu adam ölür ya elektrikten. Kafasından teaser'la bulur mu ya? Taser lan onun adı. Teaser diyorum. Şimdi önce bir kelepçeyi takalım gençler. Bizde böyle bir. Lan handcuff'ı çıkardım yanlışlıkla. Üstünü arayacağım. Frisk. Bakalım neler var. Bir şey çalmış mı? ID card stolen items. Şerefsiz. O zaman gençler commands ne yapalım biliyor musunuz? Bunu biz kendimiz götürelim ya. Ön koltukta yer var. Gel abisi sen. Şimdi bakın gençler, bunu da arada göstereyim. Yaklaşık yine uzun bir bölüm oldu. Belki bir bölüm daha çekerim bunu. Şimdi burada araç var görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Parking ticket. Aa, şu lavuğu şurada bırakalım bir. Nereye park etmiş? Salak burada duruyor değil mi? Şöyle dolduruyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz gençler, cezayı yiyor. Sen gel lan buraya. Lavuk seni. Bak ayıya bak. Öbürü de kaldırıma park etmiş. Oğlum Amerika'da böyle şeyler yapılmaz lan. Other diyoruz. Bir tane de buna ceza yazıyoruz gençler. Grab diyelim. Bizim polis otosuna bunu da atalım. Ön tarafa inşallah koyabiliyoruzdur. Bunları register yapacağız. İçeriye tık tık mıydı? Gerisi tamam. Abi araba çok güzel bu arada, polis otosu. Gerçekten çok güzel. Şu kadını yanlışlıkla vuruyorduk. Görgü tanığı. Görgü şahidiymiş. Görgü tanığı lan. Şahidi ne? Seni şöyle bir... Bekle orada, bekle şerefsiz. Aa, ön koltuğa koyamıyormuşuz. Abi o zaman yapacak bir şey yok. Buna transport çağıracağız gençler. Request transport diyelim. Bakın şurada bir tanesi itfaiye şeyini bloklamış. Fire hydrant. Hemen diyoruz ki blocking, yanlış yaptık. Blocking fire hydrant. Plakasını giriyoruz. Plakada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Süper ya. Çekil lan. Şu kapıları şöyle kapatamıyoruz. Bunları gençler merkeze götüreceğiz şimdi. Tık onu sen içeriye dostum. Hadi bakayım. Aslansın sen. Kapılar otomatik vakumlu kapı gençler. O yüzden kendi kendine kapanıyor. Bak ayıya bak. Neyse. Şimdi işim var. Seninle uğraşamam. Hemen merkeze. Evet gençler, merkeze geldik. Şunları götüreyim şöyle. Onu da göstereyim size. Ondan sonra bölümü kapatalım. Adamı buraya getirdik. 20 puanımızı aldık. Şu salağı da alalım. Gel lan buraya. Gregory Bone, Signature Player. Yapıştır abi. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bir bölümün, yani bir oyunun daha sonuna gelelim. Belki bir bölüm daha çekebilirim. Çıtırlık bir oyun olarak size göstermek istedim bunu. Belki sevmişsinizdir, belki ilginizi çekmemiştir. Yazın yorumlara. Bir iki bölüm daha çekebilirim dediğim gibi. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda, videolarda görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Hoşça kalın.